Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden 350 kişilik kafile darbeci komutan Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit piyade subay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etmek üzere Niğde'nin Bor ilçesine gönderildi. Malatya Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kendilerine destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Yeşil Konak öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 30 kuş ile ağıt dinletisi uğurlama törenine katılanlara duygusal anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, vali kabanlı protokol üyeleri öğrencileri ayakta alkışladı. Uğurlama töreni sırasında vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından aşure ikram edilirken, Mahmut Menekşe tarafından okunan duanın ardından Türk bayrakları, vatan şiirleri ve Ömer Halis Demir'in fotoğraflarıyla tasarımı yapılan 001 sefer sayılı Halis Demir isimli özel tren dualarla Niğde'ye uğurlandı. Bunlar bizim geleceğimizin Ömer Halis Demirleri. Seslerinin ardından muhteşem bir koku yayınlar lafa. Kolların dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, eşime, çocuklarıma, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bırak. Birazdan bu trenimiz özel tren olarak hareket edecek ve Niğde'ye, Bor'a gidecek. Trende yolcularımız, programı kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte organize ediyoruz. 100 tane 100 kardeşimiz, 100 öğrencimiz var. Yine 100 kardeşimiz de Yeşilyurt Belediyesi'nden katılıyor. Sivil toplum kuruluşlardan, derneklerimizden ve kadınlarımız özellikle yoğunluklu olarak kadınlarımızdan toplamda 350 yolcumuz var. Bu kardeşlerimiz inşallah saat 10.30 gibi hareket edecekler. Sabahleyin saat 9'da Niğde'de olacaklar. Orada servisler bekliyor. Oradan şehidimiz, gerçekten onurumuz, gururumuz Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret edecekler. Ve oraya buradan bir kayısı fidanı götürüyorlar ve inşallah o kayısı fidanımızı da şehitliğe dikecekler. Şehitlerimizin ruhunu yaşatmamız gerekiyor. Şehitliği yaşatmamız gerekiyor. Bu vatan bizim vatanımızsa bu vatanın bize vatan kılan şehitlerimizdir. Al bayrağımızdaki o al, o kırmızı şehitlerimizin kanıdır. Şehitlerimizin kanıyla o bayrağı teslim aldık. İnşallah bizler de bu bayrağı en yüksek tepelere kadar taşıyacağız. Yurdumuzun dört bir tarafında nazlı nazlı dalgalandıracağız. FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si, DAEŞ'i, bütün düşmanlar bir olsa da inşallah bu millet bu bayrağın altında, bu vatanın altında vatanını da koruyacak. Bayrağımızı da en yüksek tepelerde dalgalandıracağız. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Uğurlama törenine katılan Malatya Valisi Ali Kaban ise 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 15 ay geçtiğini hatırlattı. 15 ay sonraki değerlendirmemizde bu konuda ne kadar çok çalışma yapılsa henüz daha tüm boyutlarıyla olayın vehameti açığa çıkmış değil. Ama bir taraftan bunun açığa çıkarılması için bu tip çalışmalar yapılırken, bir taraftan da bunun hayatın içerisinde bir karşılığının bulunması gerekiyor. İki günlüğüne işte bir ziyaret programı gerçekleştirmek, bunu da 350 kişi gibi bir rakamla gerçekleştirmek nitelik olarak çok büyük önem arz ediyor. Zira hayatın içerisinde bizim gerek yakın tarihimizi, gerekse orta vade, gerek uzak tarihimize dair olayları bir şekilde, özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmamız, bildirmemiz gerekiyor. İşte bu anlamda nasıl bir Çanakkale'ye gitmek, o günleri anlamak açısından, atalarımızın yaşadıklarını,
bugün ne taşıyıp hissedebilmek açısından önem arz ediyorsa, bugün de 15 Temmuz olayını anlayabilmek için o günün önemli bir figürünü aslında ebedi istirahatgahında ziyaret etmek büyük bir ehemmiyet taşıyor. Gerek Sayın Belediye Başkanımızın şahsında bütün Yeşilyurt Belediyesi'ni, gerekse bu işe ortaklık düzeyinde, katkı vermek düzeyinde güzel bir faaliyete imza atan Devlet Demiryolları'nı kutluyorum. Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Gider yolcularını uğurluyorlar. Evet, hayırlı yolculuklar diliyoruz.